Günler arkadaşlar, ben Pervin Kavurt, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tuğla tekniğinde bir menekşe çalışması yapmak istiyorum. Ve arttırmalar, eksiltmeler nasıl olur bunu göstermek istiyorum. Bu şablon Sibel'in el sanatlarına aittir. Linkini yorumlara bırakacağım arkadaşlar. Şablonları ücretsizdir. Kendilerine bu güzel çalışması için teşekkür ederim. Bu çalışma için neler gerekli? Ben 2, 4, 6, 7 adet Miyoki delika kullandım arkadaşlar. 7 adet. İp olarak da Miyoki'nin ipini kullanıyorum. Ve iğne olarak da 12 numara iğne. Evet, şimdi çalışmamıza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben İkiye katladım. İlk bölümünden örümüne başlayacağım. Başlarken 3 boncuk bağlayıp 3 boncuk, 1 alt 1 üst, 1 alt 1 üst diye yaparak, örerek 2 sırayı birden öreceğim. Ondan sonra tuğla tekniğine başlayacağım. Şimdi ne aldık? Ne alacağız? 1 altın, bir mavi, bir altın boncuk alacağım. İğneme bir altın aldım, bir mavi aldım ve bir altın aldım. Kaydırdım. İpimi ortalıyorum. Ortaladım. Ve alttaki altın boncuğumdan aşağıya geçtim. Bağladım. Bir düğüm atıyorum. İşim şu şekilde. Şimdi alttaki boncuktayım. Yanındaki boncuğu çalışacağım. Çalışırken bu şekilde yukarıya çıkacağım. Bunun için renk takibi yapıyorum. Maviymiş alacağım boncuk ve tepedeki mavi boncuğumun içinden geçiyorum. İşim şu şekilde. Şimdi şu boncuğu koyacağım. Sıra ona geldi. Yine maviymiş. Renk takibine devam ediyorum. Alttaki boncuktan aşağıya iniyorum. Sıkı çalışıyoruz. Şimdi alttaki sıraya boncuk alacağım. Renk açık mavi. Açık mavi boncuğumu alıyorum. Üstteki boncuğun içinden aşağıdan yukarı geçiyorum. Bir üst sıraya geldim. Mavi boncuğum var ve ben mavi boncuğumdan bir adet alıyorum. Ve ipim yukarıda olduğu için yukarıdan aşağıya iniyorum. İndim. İşimizi görelim. İşimiz şu halde. Şimdi renk değişimi var. Farklı bir renk alacağım. Mavinin biraz daha koyu rengini tercih ettim. Aldım. İpim aşağıda. Üstteki boncuğun altından yukarıya doğru çıktım. İkinci rengimi yerleştirdim. İpim yukarıda. Şimdi mavi var. Bir alt, bir üst. Bir alt, bir üst. Bu şekilde çalışıyoruz. Tekrar bir mavi almam gerekiyor. İpim yukarıda olduğu için alttaki boncuğun üstünden alta geçtim. İşim şu şekilde.
Şimdi alttaki boncuğu yerleştireceğim. Renk biraz daha koyu mavi. Aldım. İpim altta. Bir üstteki sıradaki boncuğun altından yukarıya doğru çıkıyorum. İşim şu halde. Şimdi sıra geldi. Renk değişti. Bir üst sıranın en son boncuğu da. Bunun için koyu maviymiş. Ve koyu mavi boncuğumu alıyorum. Yukarıdan aşağıya inerek boncuğumu yerleştiriyorum. Evet. Biz bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ben 3 boncuk alarak örümümü bu şekilde sıramın sonuna kadar geldim. İpim altın boncuktan çıktı. Üst sıraya geliyorum. Bu sırada gördüğünüz gibi bir arttırma var. Biz arttırmayı 2 boncuk alarak yapacağız. Ve bu sırada tuğla tekniğine başlayacağız. Şablonda ne diyor? Bir altın ve farklı boncuk al diyor. Ben bir altın boncuğumu aldım ve alttaki sıranın renginde boncuk aldım. Şimdi 2 boncuğumu aldım. 2 boncuk var. 2 boncuğun arasındaki ipten boş olarak geçtim. Ve son boncuğumun, eflatun boncuğumun içinden yukarıya çıktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada tuğla tekniğine başladım ve de bir arttırmamı yaptım. Şimdi ne diyor şablon? Yine bu boncuk rengine devam et ve aynı renkle 4 tane yap diyor. Boncuğumu aldım. Bir sonraki 2 boncuğun arasındaki ipten boş geçtim. Ve aynı boncuğun tersinden yukarıya çıktım. Etti 2. Devam ediyorum. Yine bir boncuk aldım. Bir sonraki 2 boncuğun arasındaki ipten geçtim. Boncuğumun tersinden geçerek yukarıya çıktım. 3. boncuğum. Aynı renge devam ediyorum. Bir boncuk aldım. Bir sonraki 2 boncuğun arasındaki ipten geçtim. Tuğla tekniği 2 boncuğun arasına bir boncuk yerleştirmektir. Son boncuğumun içinden geçtim. Şu an 4 tane boncuğumu yerleştirdim. Şimdi şablonu okuyoruz yine. Diyor ki farklı bir renk geç. Viyola rengi var burada. 4 adet yap. Ben bundan 4 adet çalışacağım. Şimdi bir boncuk aldım. Bir sonraki gelen 2 boncuğun arasından arasındaki ipten geçtim. Aynı renk almaya devam ediyorum. Bir boncuk alıyorum. Gelen 2 boncuğun arasındaki ipten geçiyorum. Aynı boncuktan yukarı çıkıyorum. Yine bir adet daha alıyorum. Gelen 2 boncuğun arasındaki ipten geçiyorum. Alttan yukarı çıkıyorum. Evet. Burada biz tuğla tekniğini çalışıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar şablonumuzda ne renk söylüyorsa onları kullanarak çalışacağız arkadaşlar. Sıramın sonuna bu şekilde geldim ve son boncuğumu yerleştirdim. Burada eksilmiş oldu. Kendiliğinden eksildi. Çünkü başka boncuk koyma diyor şablon. Şimdi üst sıraya geçiyorum. Burada arttırmam var. İşimi döndürüyorum. Döndürdüm. Yine arttırmayı pekiştirdim.
arttırıyoruz. Hep sıra başlarına denk geldi şablonda. Bir de sıra sonunda olan arttırmalarımız var. Denk geldiğinde de onu çalışacağız. Şimdi burada 1, 2 boncuk arttır diyor. İpim çıktı. 2 boncuk ne var? Sarı ve mavi al diyor bana. Sarıdan aldım ve mavi boncuktan aldım. Alttaki iki boncuğun arasından boş olarak iğnemi geçirdim arkadaşlar. Ve boncuklarımı oturtuyorum. Ve mavi boncuğumun tersinden yukarıya doğru çıktım. Ve arttırmam oldu. Şimdi bir tane daha yap diyor şablon. Bir adet daha alıyorum mavi. Tuğla tekniğine örümüme devam ediyorum. Aldım. Yine tersinden yukarıya çıktım. Sıra geldi. İki tane farklı boncuk al diyor. İki tane farklı boncuğumu alıyorum. Renk takiplerine renk kullandıysam onları yerleştiriyorum. Örerek. Bir. Her sırayı örmeyeceğim. Amaç burada hem menekşeyi yapmak, örmek, hem de eksiltme, arttırmayı görmek arkadaşlar. Şablona göre renkleri kullanarak öreceksiniz. Ve ben işimi bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim ve ben boncuğumu koydum. Fakat bir boncuk arttır diyor. Sıranın sonundayım. Bakın geldim, sıranın sonuna geldim. Sıranın başında iki boncuk alarak arttırıyordum. Peki sıra sonunda nasıl arttırmayı yapacağız? Bunu da görelim. Demek ki hem sıra başında hem sıra sonunda şablona göre arttırma olabiliyor. Bunu da görelim. Şimdi ben şu boncuğu arttıracağım. Ama burada ip yok. Tuğla tekniğinde ne yapıyorduk? İki boncuğun arasından geçiriyorduk. Ben bir altın boncuk alacağım. İlk önce onu alalım. Bir altın boncuk aldım. Alttaki ipliği bir daha kullanacağım arkadaşlar. Aynı iplikten bir tane aradan geçtiğim an bir boncukla ben arttırmamı yapmış olacağım. Sıra sonundaki arttırmalarımız da bu şekilde. Demek ki arttırma sıra başında ve sıra sonunda olabiliyormuş. İşim şu şekilde ve arttı. Görelim. Ve boncuğumun içinden tersinden geçtim. İşi çevirelim. İşimiz şu. Biz şu bölümü çalıştık. Şimdi diyor ki bir üst sırada eksilt diyor. Eksiltmeyi nasıl yapacağız? Ne yapıyorduk? Arttırmalarda mutlaka iki boncuk alarak yapıyorduk. Eksiltme için farklı bir işlem yapacağım. Bakın, yandaki boncuktan benim hedeflediğim boncuk, altın boncuğun yanındaki boncuk, ipliğim, iğnem bu boncuktan geçmeli arkadaşlar. Mutlaka geçmeli. Buraya gelmeliyim. Eksiltme yapacağım çünkü. İpim yukarıda. Bunu değişik şekillerde de yapabilirsiniz. Ben aşağıya doğru iki boncuk ilerliyorum. Yürüyeceğim. Boncukların arasından yürüyeceğim ben. İki boncuk ilerledim. Şimdi yandaki boncuğa geçtim. İşim şu şekilde. Ve hedeflediğim boncuğa geçiyorum. Geldim. Şimdi eksiltmemi yapabilirim. Eksiltme boncuğum neymiş? Bu sırada bir sarı almam gerekiyor. İki boncuk alacağız. Ve bir
farklı renk boncuk alacağız. Sarı boncuğumu aldım ve diğer renk boncuğumu aldım. İpim ikinci boncuktan çıktı. Önündeki boncukla arasındaki olan ipten ben boş olarak geçiyorum. Ve son boncuğumun tersinden yukarı çıkıyorum. Evet, eksiltmeyi de bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Biz eksiltmek için iki boncuğu kullandık. Gene tuğla tekniğinde aynı şekilde devam edeceğiz. İki boncuğu yaptım. İki boncuk aynı renk daha çalış diyor şablon. Ve ben iki boncuk alarak işe devam edeceğim. Evet, bu şekilde sıra başında, sıra sonunda da görmüş olduk bu çalışmayı. Evet arkadaşlar. Hep ip boşluklarından geçiyoruz. Yukarı çıkıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi farklı renge geç diyor. 3 taneyi çalıştık. Şimdi bu sırayı çalışacağız. Sizler şablonu takip ederek ve de renkleri takip ederek çalışacaksınız. Ve bir menekşemiz olacak çalışma sonunda. Evet, bunu belli bir miktar çalışayım. Ve koyalım. Bakalım. İşimiz bu şekilde. Eksilttik, arttırdık, sıra sonunda eksilttik, sıra başında eksilttik, arttırdık. Bunların hepsini gördük. İşimiz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, ben bu şekilde öre öre işi götüreceğim. Belli bir yere kadar geleceğim. Tekrar karşınıza geleceğim efendim. Ben gördüğünüz gibi epey bir çalıştım sıra olarak. Epey bir menekşemiz çıkmaya başladı. Size gösterdiğim şekilde şablondan renk takibini, eksiltme ve arttırmalarını yaparak çalıştım. Şimdi şu bölümü çalıştım ve en son geldim. Çalıştığım şu bölüm. Sarıyı koyacağım ve sıramı bitireceğim arkadaşlar. Sarı boncuğumu koyup bitireceğim. Bir sarı boncuğumu aldım ve alttaki iki boncuğun arasındaki bu ipten boş olarak geçtim ve yukarıya çıktım. Gördüğünüz gibi bir tane boncuk eksildi burada. Burada da bir boncuk yok. Şimdi bu sıraya geçiyorum. Geçişim bu sıra, bir üst sıraya geçeceğim. İşimi döndürdüm. Burada ne diyor? Eksilt diyor. Eksilt diyor. Eksiltmek için ne yapıyorduk? Boncuklarımızın içinden yürüyorduk. İki boncuk aşağıya iniyorum. İki boncuk aşağıya indim. Hedefim son boncuğun öndeki boncuk. Yana geçtim ve iki boncuk yürüyerek hedeflediğim boncuğa geldim. Şimdi bu sırada diyor ki 4 adet boncuk al. Altın rengi boncukla çalış diyor. Ben 2 boncuk alıyorum. 2 boncuk aldım. Önündeki boncuktan 2 boncuğun arasındaki ipten boş olarak geçtim. Yerleştirdim. Ve son boncuğumun tersinden yukarıya çıktım. İki boncuğu ben bu şekilde yerleştirdim ve bir tane arttırma yaptım. İki boncuğu yerleştirdim. İki tane daha alıyor. İki tane daha alıyorum.
Bir bir işliyoruz bunları tabii ki. Bir boncuk aldım. 3 etti. Yine bir adet alıyorum. Ve altın boncuklarımı 4 diyorum. Şablona göre. Şimdi bu sıraya geldim. 2 tane mavi al diyor. 2 maviyi yerleştiriyorum. Evet, tuğla tekniğiyle çalışıyorum burada. Ve sıramın sonuna kadar bu şekilde örüp geleceğim arkadaşlar. Evet, sıramı ben ördüm arkadaşlar. Görelim, sıramı ördüm. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Burada eksiltme var. Eksiltmeyi her sırada göstermeye çalışıyorum, eksiltmenin geldiği yerlerde. Ne yapıyorduk? Boncuklarımızın içine girerek hedeflediğimiz yan boncuğa gelmek istiyorduk. Bu boncuğu istiyorum. Nasıl dolaşırsanız dolaşın, hiç şey değil. Sağdan soldan fark etmez. Önemli olan o boncuğa dolanarak ip göstermeden çıkmak. Sıra başlarını hep iki boncuk alarak başlıyorduk. Şimdi bu sırayı örüyorum. 2 tane altın boncuk al diyor bana eksilterek. 2 tane boncuğumu aldım. İpimin çıktığı boncuk, yanındaki boncukla arasında olan ipten geçiyorum. Ve son boncuktan alttan yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Evet, işlemi şu şekilde oluyor. Sonra bir tane farklı renk al diyor. Onu alıyorum hemen iğneme. Biraz boncuk alalım. Evet, şimdi görelim. Şunu yaptık. 3 tane viyola al diyor. Tekrar tekrar gösteriyorum çalışmasını, tuğla tekniğini, ip geçişlerini. Sıkı çalışıyoruz arkadaşlar. Ve bizim dokumamız yavaş yavaş şekilleniyor. Menekşemiz çıkmaya başladı ortaya. İşimiz bu şekilde gidecek. Ve ben biraz küçültelim. Bu şekilde sıra sıra işi bitirip geleceğim arkadaşlar. Örümümü yaptım belli bir yere kadar arkadaşlar. Yine farklı bir yere geldik. Bunu göstermem gerekiyor. Bu sıraya öreceğim. Bu şekilde öreceğim. Ama şablona baktığımda benim 2 adet boncuk eksilttiğini görüyorum ben. Normal bir adet eksiltmiş olsaydı burada olacaktı. Ama bizim boncuğumuz bakın yukarıda, daha yanda. 2 tane eksiltmeyi nasıl yapacağız? Şimdi bunu çalışalım. Bu 2 olur, 3 olur, hiç fark etmez. Bizim hedeflediğimiz boncuk şu arkadaşlar. Ben boncukların arasından yürüyerek o boncuğa geleceğim. 2 boncuk ilerliyorum aşağıya doğru. Boş olarak iplikleri göstermeden. Nereden dolanırsanız dolanın. Hiç fark etmez arkadaşlar. Yandaki boncuğa geçtim. Ve şimdi üste çıkacağım. Çıktım. Şimdi burada arttırmada 2 altın al diyor. 2 tane altın boncuğumu alacağım. Ve alttaki 2 mor boncuğun arasından geçeceğim arkadaşlar. Ve benim 2 tane arttırmam bu şekilde
eksiltmem iki şekilde, pardon, olmuş oldu. İşlerim bu şekilde. Yani ben şunu yaptım. Sonra bir sonraki viyole rengini koyacağım. Şablon öyle diyor. Sonra bir altın daha al diyor. Burada hem sıra takibi hem renk takibi yapıyorum. Evet, tek eksiltme, iki eksiltme, bunları da görmüş olduk ve sıramın sonuna kadar ben öreceğim arkadaşlar. Ben sıramı ördüm arkadaşlar. En son sırayı da sizlerle yapmak istiyorum. Fakat en son sırada yine iki eksiltmemiz var. Eksiltmeleri nasıl yapıyorduk? Hedeflediğim ipimin çıktığı boncuğun yanındaki boncuktan çıkmak. İpimin çıktığı boncuğun tersinden ve altındaki, sağ ya da sol hiç fark etmez, İki boncuk aşağıya iniyorum. Yana geçiyorum ve iki boncuk altın boncuğuma ilerliyorum. Hedeflediğim boncuğa geldim. Şimdi sarılarla devam ediyorum. İki boncuk alarak işlemimizi yapıyorduk. Bu sıra hep sarı. Ben bu tekniği seviyorum. Model çıkarmak için ideal. İşimiz son boncukla bitiyor. Yukarıya çıktım. Şimdi ipimi yok etmek istiyorum. Aralardan bir alttan bir üstten ilerleyerek sıkılaştırıyorum boncuklarımı. Daha da aşağı bölüme ilerleyebilirsiniz isterseniz. Önemli olan sağlamlaştırmak ve ipleri göstermeden işi bitirmek. İşim bitti. Keselim. Ve de yarıdan fazla bir bölümüm şu an benim çalışılmış durumda. Şimdi işim ortası ve ip bırakmıştık. O ipten ben iğnemi geçireceğim. İşimin simetrisini çalışacağım. Tabii ki şablon orada farklı. Elinizdeki çıktıya göre dokuyacaksınız arkadaşlar. Oradan başlangıcını da göstereyim size. İşi döndürdük şu şekilde. İşimiz şöyle. Biraz küçültelim ekranı. Şimdi ipim hangi bölümde kalmış? Mavili bölümde, şu bölümde kalmış. Şu bölümde. Bu bölümü yapacağız. Açalım, tam bir görelim o bölümü. Bölüm bu. Şimdi bir arttırma var. Bu sırada arttırmayla başlayalım. Arttırmalarını nasıl yapıyorduk? İki boncuk alıyorduk. Arttırma olarak da sarı ve mavi var. Bir sarı ve açık mavi almış. Aldım. Diğer bölümlerde nasıl çalışıyorsam aynı şekilde işlemimi devam ettiriyorum. Tuğla tekniği. Arttırmam oldu. İşte kıvıralım şimdi. Burada 3 boncuk diyor. Biz 2 tane şu an yapıyoruz. Bir tane daha yaptığımızda
işimiz. Peki boncuk, mavi boncuklarımız tamam olacak şablona göre. Şimdi iki tane farklı renk al diyor. İki farklı rengi alacağım. Lütfen bu menekşeyi yapmak istiyorsanız ve tekniği tam olarak öğrenmek istiyorsanız videonun sonuna kadar izleyiniz arkadaşlar. Çünkü ikili eksiltme, üçlü eksiltme onlar var. Görüp çalışmak her zaman için daha kolaydır. Şimdi ben belli bir yere kadar bu şekilde işimi dokuyacağım, geleceğim. Evet arkadaşlar, işimin son bölümüne doğru gelmeye başladım. Fakat bitirmeden önce 3 tane eksiltmem var. Onu nasıl yapacağız onu görelim. Şu sırayı ördüm. Şimdi işimi ters çeviriyorum. Benim hedeflediğim boncuk şu boncuk arkadaşlar. O boncuğa kadar ben boncuklarımın içinden ilerleyerek işlem yapacağım. Evet, o boncuğuma geldim. Şimdi bir sarı, bir mavi al diyor şablon. Aldım, yerleştirdim. Yine bir mavi al diyor. Ve bu şekilde işimi bitireceğim arkadaşlar. Sonuna geldim arkadaşlar. Bir boncuk eksilteceğim. Eksiltmeyi son defa yapalım. Mavi boncuktan çıkmam lazım. Aralardan dolaşarak o boncuğa geçiyorum. 3 tane altın boncuk yerleştireceğim. Eksiltme yaparken 2 boncuk alıyorduk. Ve şimdi sonuncu boncuğu koyuyorum. Şimdi işimiz bitti. Boncuklarımızın içinden ilerleyerek işi sağlamlaştıralım. İpimizi de keselim. Evet, çalışmamız bu. Bir menekşe tuğla tekniğini başlayıp arttırma ve eksiltmelerini yaparak çalıştığımız bir çalışma. Bunu kolye olarak çalışabilirsiniz. Yaka iğnesi olarak çalışabilirsiniz. Kullanma tercihi size aittir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler efendim.